Editör Haber bugün Kent Meydanı'nda. Kent Meydanı'nda halkımızın sesini dinlemek için buradayız. Ben Ali Karakaya. Sivas'ta yaşıyorum, engelliyim. Aynı zamanda kanser tedavisi görüyorum. Maddi sıkıntılar içinde yaşıyoruz. Sivas genelinde bütün engelliler her türlü yardıma ve ihtiyaçları var. Bizleri gözleri görmüyor. Devletteki büyüklerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer milletvekili, Sivas milletvekili aday adaylarımız veya milletvekillerimizin hiçbiri Sivas'a gelip gidiyor, ancak mesaj gönderiyorlar. Bir engelli görüp de senin bir ihtiyacın var mı, bir şeyin var mı diye sormuyorlar. Ayağın protez, protezin değişmesi lazım, yapılması lazım. Maddi olanaklar dolayı yaptıramıyoruz bunu. Valiliğe gittik, valilik kabul etmiyor. Valiliğe raporları götürdük, red geliyor. Ayağımızın en kısa zamanda protezinin değişmesi lazım. 5 sene beklememiz gerekiyormuş, 5 sene sonra protezin değişmesi lazım. Fakat o da olmuyor. Maddi sıkıntılar içinde yaşıyoruz. Aldığım 740 lira bir maaş. Bir vatandaş olarak bunu nasıl geçiniyor diyerekten soran yok. Yani devletten, bütün büyüklerimizden gereken maddi desteğin sağlanmasını, engelli maaşlarının iyileşmesini, bakım ücretleri vermiyorlar. Bağımlı olmamız lazımmış. Bağımlı olmamız için ne yapayım? Kelimiz olmayacak, yatağa mahkum olacağız. Ölelim ondan iyi ondan sonra. Yani bana şart değil. Sivas'ta ne kadar engelli varsa hepsi aynen öyledir. Bütün engelli arkadaşlarımın adına konuşuyorum ben. Derneklere gittiler. Derneklerin hepsi rant için. Türkiye genelinde ne kadar dernekler varsa engellilerin sırtında bazı maddi gelirler sağlıyorlar. Valiliğe gidiyoruz, valilikten Aspir'e gidiyoruz, Aspir araba dağıtıyor. Raporlarımız var, araba vermiyorlar. Bana bir vatandaş bunu hayrına aldı, arabayı. Fakat engelli olarak ikinci bir arabaya ihtiyacımız var. Bir arızalandığı zaman birini sürmemiz lazım. Valiliğe gidiyoruz, valilikten raporun olacak. Raporda neymiş? Engelli şarjdaki araba kullanır ibaresi olacakmış. Hangisinde var acaba bu? Engelli raporu kullanışı ibaresi olan. Hiçbirinde yok. Ancak valilikte olsun, diğer belediyede olsun, dayısı olan konuşuyor. Adam olan konuşuyor. Herkese istediğin arabaları veriyorlar. Biz bazı engellileri gözleri görmüyor. Sivas'ta valiliğe gittim, valilikten randevu istedim. Beyaz Masa'dan, valilikten bana randevu vermiyorlar. Ancak telefon numaramı alıyorlar, adımı soyadımı alıyorlar. Sen git, biz seni arayacak diyorlar. Bunların yaptığı iş iş değil, hepsi yanlış. Vizyon 58'e çıktım ben. Vizyon 58'e çıktığım için benim laflarımı cımbızladılar. Tam konuştuğum lafları söylemiyorlar. Söylemedikleri için bu sefer diyorlar ki vizyon 58 niye çektin? Mesela dün Ahmet Özdürek geldi. Televizyonda konuşuyor. Halkın içine girdi mi? MHP milletvekili. Semiha İkinci, AK Parti milletvekili. Ulaş Karasu, CHP milletvekili. Habib Soruk, AK Parti milletvekili. Bundan hangi biri gelmiş de vatandaşın içine girmiş? Türkiye'de Afganlılara, Suriyelilere değer verdikleri kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına değer vermiyorlar. Net ve açık söylüyorum bunu. Ya mülteci olacaksın ya da Türkiye'de yaşıyorsan çok zengin olacaksın. Başka çaremiz yok bizim. Ya da hükümet meydanına çıkacağım, kendimi yakacağım. Sivas'ta 500 tane engelli var. 500 tane engelliyi de toplayacağım buraya. Teşekkür ediyorum. Bana bu şansı verdiğiniz için bütün görevli arkadaşlara teşekkür ediyorum. Öncelikle bize bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Bizim konuşmak istediğimiz konu gelecek kaygısı. Bizde yüksek derecede bir gelecek kaygısı var. Çünkü ülkemizin gidişatına baktığımızda ben açıkçası bir gelecek göremiyorum. Ben de göremiyorum. Çünkü biz okuyoruz. Evet okuyoruz ama boş okuduğumuzu düşünüyorum. Evet okuyacağız, üniversite okuyacağız. Bir sürü üniversite açtılar. Ve gereğinden fazla üniversite açtıklarını düşünüyorum. Herkesin üniversite okuması gerekmiyor. Yani bu ülkenin üniversite okuyanlar dışında işçi sınıfına da ihtiyacı var. Ama bir sürü üniversite açarak bizim önümüzü kapattıklarını düşünüyorum. Çünkü bir sürü üniversite mezunu var ve bu üniversite mezunları atanamıyor.
biz atanamıyoruz. Atanamayacağımızı da düşünüyorum açıkçası. Aslında o atanamama konusu bölümle de alakalı bence. Ki iyi bölüm okuyup da atanamayan insanlar da var ama genellikle mesela tıp gibi bölümler ya da diş hekimliği gibi önemli bölümlerde, önemli kelimesi aslında birazcık tuhaf olabilir ama yani bu gibi bölümlerde atanma daha kolay olur. Aslında bölümle de alakalı o senin dediğin. Yani evet ama hani çok fazla üniversite açtılar ve evet okuyacağız, sınav zaten zor. Sınavda bir başarı elde edeceğiz illaki. O başarıyı elde etsek bile bir yerde atanamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü ülkede çok fazla mühendis var. Çok fazla üniversite okuyan kesim var. Böyle düşünüyorum. Yani ben de öyle düşünüyorum. Yani kısacası gelecek kaygısı var bizde. Evet. Ve başka ülkelere baktığımızda ki özellikle Avrupa ülkelerine, bizim yaşımızda kişilerin gelecek kaygısı olmasını yanlış buluyorum. Eğer bizde bir gelecek kaygısı varsa burada bir hata vardır. Mesela gidip bir kıyafet aldığımızda en ucuz 250 milyon. Biz öğrenciyiz. Buna 250 milyon lira veriyorsak bu bizim temel ihtiyacımızdır giyinme. Burada bir hata vardır. Bu hatanın en kısa sürede çözülmesini ümit ediyoruz. İnşallah çözülür. Söylemek istediklerimiz bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sivas'ımızdan çok memnunuz. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin ve Sayın Valimiz Salih Ayhan çok iyi çalışıyorlar Sivas için. Sivas'ımızın büyük şehir olmasını temenni ediyoruz. Sivas Spor'a Süper Lig'de başarılar diliyoruz. Tamam. Çıkar da şu şapkanı da çıkart da. Hadi. Ben AK Partiliyim. Yine Zafer AK Parti'nin Allah'ın izniyle. Sayın Temel Karamollaoğlu buraya bir kazık çaktı ki o kazık daha çıkmadı. Otel davasında, Madımak Otel davasında. Ya hani sen Sivas'ı savunuyordun. Gittin ne oldu? CHP'ye Selahattin Demirtaş serbest kalsın dedi. Senin milliyetçiliğin, Müslümanlığın bu muydu? Bravo oğlum. Ya. Ben de ne diyeceğim biliyor musun? Ben de AK Partiliyim. Ben de AK Partiliyim. Bedirli'den bizim oraya Sarin'e 40 kilometre bir yol var. Bu sene 6 sene oldu hala yapılacak. Nereye? Bedirli'den Sarin'e. Başladılar mı? 6 sene oldu başlayalı. Köprü yarım. Demirleri paslandı, şeren, betonu... Muhtarımız engellemişti. Muhtarına ne alakası yok ki bunu? Ya. Milletvekilleri yapacak, karayolları bu. Köy hizmetlerine mi dahil oraya? Karayollarına dahil. Ha, karayollarına dahil. Ha, şimdi hanım kızım bak. Bunu söylüyorum, muhakkak yayına... Recep Tayyip Erdoğan, hasıya para veriyor. Yatana para veriyor, bakana veriyor. Cenazelerimiz muhtar, rehin kalıyordu, rehin. İlaçları kuyruğunda alamıyorduk. İlaçlar da kuyruğu. Üç kişi gidiyor, dokuz. Bir ilaç, mayana kuyruğuna. Doktor da para duydu. Yoksa bakmıyordu, azarlıyordu. Ayak uzun da atıyorum. Buyur amca, hoş geldin duydun. Nasılsın, iyi misin diye. Kalkatır soruyorlardı da. İnsan yerine konduk diye ya. Kişilik yerine konduk diye galiba. Allah kişideki... bizi bunu... Başımızdan eksik etmesin, Allah içini gücünü rast getirsin, Allah ömrünü uzun etsin. Bizi adam yerine, kişilik yerine koydu diyor. Bankalarda para bulamıyorduk ki maaş alak. Emekli maaşını üç parçada alıyorduk. Deprem parasını depreme verilen de vergi şey, ya, maaşları maaş verdiler diye ya. Bir kitap davası yapıp diye atıp kaçtılar diye. Kılıçdaroğlu, 10 tane şeye, büyükelçiye mektup yazmış. Sen kendine bir mektup yaz. Geçen Saadet Partisi yönetiyor ya. Hacıbaşı şöyle. Sen şimdi bir normal Sivaslısın, vatandaşsın. Evet. Sivas'taki olan bir olayı kafandan tasavvur ederek herhangi bir art ile eksiyle konuşuyorsun. Bu senin dual hakkın. Tabii. Kardeş, tamam, biz de Sivaslı olarak Sivas'ımızı seviyoruz. Yok, atmaca yok. Atmaca yok bizde. Tamam. Tabii konuşuruz. Evet abi, sor söyleyeyim abi. Sen anlat, sormama gerek yok. Açıklıkla sor biraz. Açıkta ne anlatayım? Memleketimizi seviyoruz. Gayet güzel. Memleketimiz için her şey berrah ve güzel.
Evet, devletimizden, hükümetimizden de çok çok memnunuz. Allah razı olsun. Her şeyiyle mükemmeliz. Her şeyimiz var, her şey bol, Allah'a şükür. Daha ne isteyeceğiz kardeş? Hiç. Biz çok şeyler gördük. Tüpler kuyruğunda, cigara kuyruğunda, efendim ne bileyim, şeker kuyruğu. Şimdi onlar yok. Ne diyorlar? Pahalıymış. La ne pahalı ya? Gidiyorsun benzinliğe, gidiyorsun arabanı dol, bir de arabanı camını siliyor, çerçeveni siliyorlar. Depoyu kaçına dolduruyor? Ne zaman? Ay şimdi. Kaça dolduruyorsun? Kaçına dolduruyor? 8 lira bir benzin. Doldur, ne var? He, bulma, bulma hep gidip o benzincilere bidonlarla para veriyordunuz hani bize benzin. Evet, arabadan geçiliyorsun. Geçilmiyor işte, Allah millete çok. Bu arabalar neydi bu araba? Hiç. Her biri 300 bin lira. Evet, bir tane yerli araba yok. Lüks araba, lüks hayat yaşıyorlar. Daha ne istiyorlar? Para yok, arabalar neydi baba? Hiç. Ya baba, sen o para yok diyene ne kafanı takma ya. Her şeyi var ama şimdi git mağazalara dolu. Marketlere git, yer yok. Daha ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz kardeşim? İstediğini gidiyorsun, küt diye alıyorsun, bir de evine getiriyor adam adresine. Alıyor, şunu getir. Daha ne istiyoruz kardeş bu devletten, bu milletten? He? Üniversiteye gidiyorsun, profesör seni ameliyat ediyor ya. Evet, bir de hoş geldin diyor. Hacı Bey, ne var, ne yok, soruyor. Sen bir dahiliyeciye bir şeker ilacı yazdıramıyordun ya. Yazdıramıyordun. Anneme gel diyordun ya. Şurada, şurada. Bunlar ne bilecek? 30-100 kişi kuyruğa giriyordu. Beyler çaydan kahveden çıkıyordu. Bunlar bilsinler, bilsinler, bilsinler abi. Kaçından büyüdüler bunlar, bilmez. Evet. Evet. Neyi bilmesi gerekiyor? Yani yeni nesil neyi bilmesi gerekiyor? Ya hayır, o zaman Amerika gelişmiş miydi bu konuşuyor? Amerika gelişmiş. Yok yok. Yeni nesil neyi bilmesi gerekiyor? Amerika'da o zaman diyor hastanede çok mu binalı yüksek? 4-4 tip miydi hastane? Amerika gelişmiş miydi? Türkiye gelişmiş miydi? Ne alaka? Yok, yeni nesil neyi bilmesi gerekiyor? Eskiden senin araban neydi? Şey, yeni gelişmiş. Tamam mıyız kardeş? Hadi, teşekkür ederim. Yok, bak, mikrofon oraya. Yani, oraya mikrofon. Darbe görmesi lazım değil mi? Hayır, geçmişin yokluğu değil. Eskiden Amerika iyi değildi. Amerika sonradan gelişti. Bizim bak, ülkemiz nesil, gelişti diyorsun da. Büyüklerimiz yeni nesil şu anda... Tabii gelişti. Bir dakika kardeşim. Yeni nesili siz şeyle korkuluyorsunuz. İşte eskiden gaz kuyruğu vardı, bilmem ne kuyruğu vardı. Öyle değil. Şimdi gazı buraya getiren hiçbir devlet adamı değil. Gazı buraya getiren kapitalizm. Kapının ağzına kadar getirdi sana hortumu. Diyor ki buradan yak, paranı öde. Yani kimse bu devletin aman çok iyi bir hizmeti değil. Herkesin görüşüne saygı var kardeş, değil mi? Yok yani, memleketin gençlerini bilmiyorlar. İhtilal görmediler, görmezsinler. Görmesin daha iyi. Biz de görsün mü yani, diyoruz ya. Yani yokluk görmediler, görmesinler. Zaten yokluğa kimse sokmaz ki onları. Yani sen sigarayı bugün kapitalizm getirmiş kapının ağzına kadar. Benzini getirmiş kapının ağzına kadar. Alım gücün yoksa olmasının da bir kıymeti yok. Yani gençler böyle yok. Genç şimdiki şeyi görüyorsunuz. Şimdiki görmediler. Şimdiki görmesinler ya. Çaktı, gençler de çakıyor. Öyle gidiyor. Şimdi yani gençler biraz şimdi daha rahat. Değil. Değil. Eskiden biz rahattık. Niye? Köydeydik. Hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu. Biz rahattık. Dayı, burası Türkiye Cumhuriyeti değil mi? He. Suriyelinin bizden üstünlüğü ne? Üstünlüğü ne? Adam geliyor burada sınavsız iş kuruyor. He. Bizim KPSS'ye gir, LGS'ye gir, YGS'ye gir, TYT'ye gir. Adam geliyor burada iş kuruyor. Biz de biliyoruz. Yok şimdi bak bak. Dayı, şu var bir dakika. Şimdi bak, onların kaçacak yerleri... Türkiye eşliğini kaybediyorlar. Suriyelisi falan oy verecek onlara. Şşş, bak bak, oy diyor, oy diyor. Oy verecek. Oy diyor. Gençlerin sesini şu anda devlet duymuyor. Bu gidişle böyle. Bunlar Arap olacak ülke. Şimdi şudur. Suriyelisi. Şimdi biz bir savaşa girsek hiçbir yere gidemek kalırız. Çocuğumuzdan 70 yaşındaki adam namusu bekler. Onlar namusu da beklemiyor da, ama vicdan var diyoruz işte. Acıdığımızdan vicdan. Biz vicdanlı insanlarız. Yok. Ya biliyorum. Diyor ki dileniyor bak. Kaldır aç şu çöpe. Neyin acıyorsun? Şimdi dileniyor.
deniyor. Dolar alak da diyor yarın memlekete gönderecekler diyor. Bizim halkımızda suç. Niye veriyorsun parayı? Dayı. Yok niye veriyorsun işte? Hak mı alıyor onları buraya? Hak mı getiriyorsun? Şurada yok gelmiş. Neyse gelmiş. Şurada köfte yiyor. Ekmeğin yarısını atıyor. Sen senden veriyorum. Şükretmeyi bilmiyor o insan. O Şükret niye veriyorsun o zaman? Tamam veriyor da benim diyorum ki ben eğitim konuşuyorum burada. Bu gencin aslında şu andaki. Ben diyorum ki benim Suriyeli'nin benden üstünlüğü ne? Eğitimde. Lisede şurada burada Suriyeli senden üstün tutuluyor. Adam torpille geçiriyorlar. Ya yok biz, bilmem Türkçeyi bilmiyormuş, bizdeyiz, bilmem şeyi bilmiyormuş. Biz niye orada onların ülkesinde öyle değiliz? Biz de Suriyelilere karşıyık. İstemiyoruz yeter. 10 sene baktık bak. Bu zamlar neden geldi? 5-10 seneye kalmaz Araplaşır. Buraya Arap da olacak. Hep Arap abiyiz. Göreceksiniz her yer Suriyeli. Bilmezsin Afgan, Durman. Öyle deme de. Şimdi bak bak. Ne Araplaşacaksın sen? Adam Dubai'den öğrenci getiriyor. Sen Avrupalaşmışsın bak. Ben nereye Avrupalaşmış dayı? Elinde cigara, senin elinde cigara. Hani dayı ben cigara mı içiyorum sen? Karşında cigara mı içiyorum? Sadece sana demiyorum. Hepsine diyorum. Bak ben dinleyeyim anlatamı. Ben namazımı kılıyorum, abdestimi alıyorum, orucumu tutuyorum. Tamam mı? Gel seni götüreyim, şu hava götüreyim. Tamam götür dayı. Hani benim üstümde ne var? Ben Avrupalaşmış mıyım? Sen bir şey bilmiyorsun. Ne bir şey bilmiyorum dayı. Benim dedem de diyor. Şş, bak, diyor ki konuşma. Eskiden ben 26 yaşım. Bilmem şey varmış. Ben 26 yaşındaydım. Tamam mı? Bak 26 ya. Mahallenin büyüğü tasarruf işte. Sigara içerken orada çenenin başında görünür. Bir sille pantolonun cebi yandı. Şimdi 10 yaşındaki kızlar içiyor, oğlanlar içiyor. Tamam. Aslında temeldeki sorun ne? He. Temelde eğitim. Şimdi gene. Biraz siyaset yani yapmaya. Tamam. Doğruyu konuşak. Siyaset yap. Siyasetçiler ahlaksız. Bak. Aha, bunlar bak. Bak işte. Ben eğitimi bunu, diyorum. İşte tamam da. Burada siyaset yapma. Doğruyu konuşacağım. Ben İmam Hatip mezunuyum. İmam Hatip'ten çıkınca bilmezsin falan CHP seni şeye bırakacaklar. Bak, Talib, önünüz kapanacak. Talib Erdoğan ne alaka ya? Ne Talib Erdoğan önün açık, önün ya kapanacak. Başörtünün içi boşaltılmış. Bir dakika, bir dakika. Başörtünün içi boşaltılmış, şimdi serbest bırakılmış. Ne kıymeti var? Başörtünün içi boş, içi. Yani dışı dolu olsa ya eyvallah. Şey, yani şimdi neyi serbest bırakmış? Başörtülü kızlar bilmezsin dindar iman diyorlar ya. Yani. Ya başörtünün içini doldur. Başörtülüler hani diyorlar ya. Başörtü taktın mı Müslüman oluyorlar. O hep bir bahane, yalan o. Yok. Başörtülü kızın içini biz biliyor. Başörtülü tamamını öyle değil. Öyle demek doğru değil. Öyle değil. Değil demiyorum. Bak içinde kötüsü de var, iyi de var. Yani ama başı açık da öyle. Şimdi siz bizden iyi yaşıyorsunuz. Boş verin. Yok. Sizin yemeğiniz hiç iyi yaşamıyorlar. Şu anki gençlik. Ben hiç iyi yaşamıyorum. Zor yaşıyor. Günlük zam mı olur ya? Her şeye zam geliyor günlük. Telefonunu göster. Ya bak niye? He, telefonu göstereyim mi? Daha istiyor mu? Telefonumuz istiyor mu? Doğruyu konuşmuyor. Yok. Neyi konuşmuyor? Biliyorsun ama alamıyorsun dayı paranı. Kardeşim bak dayı, peki. Dayı benim memur olacağım. Bir dakika, bir dakika. Tehlikede. Amca şu bir şimdi, için isterseniz. Şu şekilde yardım. Gel hadi. Geç kardeşim. Geç. Şimdi diyor ki 65 yaş altında 65 yaşın alt üstündekiler ne diyor? Şimdiki Z kuşağı bizden iyi yaşıyor. Hiç de öyle değil. Onların yaşındayken bu gençlerin ne telefona ihtiyacı vardı, ne onlar gibi ders kitaplarına ihtiyacı vardı, ne de çalışmaya ihtiyacı vardı. Bizim babamızın bir maaşı 5-6 kardeşe yetiyordu. Şimdi babasının maaşı bunun harçlığına yetmez. Benim babam kaç milyar alıyor biliyor musun? Kitaplarına yetmez. 2,5 milyar para alıyor. Hangisine verecek bu para? 2,5 milyar para alıyor bir ayda. Düşünün yani. Benim o bilmezsin okula giydiğim elbise olmuş 75-80 lira. Bu adam neye verecek parayı? Mazot olmuş bilmezsin kaç lira. Benzin olmuş kaç lira. Gaz olmuş kaç lira. Kiralar olmuş en aşağı 1500-1000 lira. Adam 2,5. 500 alır yerde otur la. Nasıl bir geçti? Ya bırak ya, Allah'ın seversen. Ya, aynısını yaptı. 500 milyon. Ne olmasın mı? Ya olmasın mı? Yalan konuşma. Amerika'da da pahalı. Almanya'da da pahalı. Burada da pahalı. Lan. Almanya'da bir günlük çalışmanla 70 liralık deponu doldursun bir gün. Sen bir gün git. Ya bırak. Ben neredeyim? Ben nerede oturuyorsun? Almanya'dayım ben. Yok ya. Öyle sallayın. Yok ya. Bir günlük maaşınla. Almanya'da ne diyorsun? Lan şey temiz. Dinle. Şey lağım temiz diyorsun. Hiç fark etmez. Yok çalışırsan ya. Sen burada her şeyi yaparsın. Temizle. Onu geç. Burada da temizle. Onu geç. Bir günlük çalışmanla. İş beğenmiyorsun. İş. Bir günlük önce çalışmanla. Bir günlük önce çalışmanla deponu fullersin. Parti kendini parçalasa da başa geçemez kardeşim.
Bir günlük çalışmanla boş boş sallama oradan. Söylediğin söz bir defa doğru değil. Boş bağırıyorsun. Zorumuza geliyor. Hiç zorumuza gitmiyor. Ne sıkışıyorsunuz? Benim şehitlerimin kanları akıyor. Ya etme. Şu anda inan tam provokasyon yapıyor. Yemin ediyor provokasyon yapıyor. Bu vatan savunulacaksa biz savunacağız. Biz. Ne Tayyip Erdoğan'ın vatanı? Bizim vatanımız. Ya öyle saçmalamayın. Kim PKK'yla beraber? 25 yıl ya bir defa siz. Yani şu gençleri diyorsun lan özellik özellik. Kime veriyorsun? Kim veriyor? Tayyip Erdoğan'ın kendisi görüştü. Yok ya. Tayyip Erdoğan'ın kendisi görüştü. Hiçbiriniz Tayyip Erdoğan'ın 10 maddelik 10 maddelik konuşmasını getirin görün. 25 yıllık hayatta oturacak. Pandemi döneminde bitmiş bulunmasından dolayı mutluyuz. Maske yasakları da kalkarsa daha mutlu olacağız. Hayat güzel ilerliyor. Dersler, dershane yoğun geçiyor. Virüs belasından da kurtulursak her şey iyiye gidecek. O yüzden kardeş, aşı olun. Kardeş. Aşı karşıtlığı yapmayın. Kardeş aşıyı bir bırak hele. Belediyemizde Allah razı olsun bizim mahalleyi yaptı kardeş. Getirdi direğini dikti, ağacını dikti, kaldırımını koydu, asfaltını yaptı, boyasını çaldı. Daha ben bir şey istemiyorum abi belediyede. Mis gibi belediye. Daha ne istiyorsunuz? Buradan belediyemize ve valimize teşekkür ediyoruz. Belediyemize kalp. Sivas mükemmel. AK Parti Belediye Başkanımız mükemmel. Ben AK Partiliyim. Her zaman AK Parti'yi savundum. Ekonomimiz uçuyor. Yani bu dolar molar uçacak füze falan filan bunlara hiç bakmayın. Harika bir ekonomimiz var. Ha telefonumu göstereyim. Mükemmel. Bazıları yok işte su alamıyorum. Elektriğe zam geliyor falan. Ama maaşlara da zam geliyor. Böyle bakmak lazım. Eskiden yağ kuyruğu vardı, tüp kuyruğu vardı değil mi? Hepsi bitti. Kim bitirdi bunları? AK Parti. Kim bitirdi? Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden saygı duymamız gerekiyor Cumhurbaşkanımıza. Söyleyeceklerim bu kadar. Gel. Arkadaşlar öncelikle selamun aleyküm. Ben Osman. Sivaslıyım. Bundan gurur duyuyorum. Fakat çok soğuk. Biraz orası kötü. Sivas güzel bir yer. Seviyorum. Ben Yıldız Eli'nden geliyorum Yolkayaköy. Siyasi olarak görünce görüşüm ülkücüyüm. Doğma büyüme. Damarlarımda ülkücü kanı akıyor. Haftanın 3 günü ülke ocaklarındayım. Orada yatıp kalkıyorum. Oyum MHP'ye her zaman öyle olacak. Ekonomi zaten mükemmel. Telefonun kılıfı 2 yıl oldu daha değiştireceğim. Dürüm almaya gidiyor 10 lira ne yapacak bilmiyorum. Hayırlı günler. Hala bir konuyu arz etmek istiyorum. Sivas Merkez Elbeyli, Gölovası Gölü, Orta Anadolu'nun en büyük kuş cennetiydi, tahrip edildi. Şimdi ise haklı cennet, kazanç cenneti oldu. Bunlara yetkililerin ilgilenmesini istiyorum. Burada tüysüz yetimlerin hakkı var. Eğer karnı acı olan az bir çocuk bir simit olsa hırsızlık şey vuruluyor ama binlerce dönüm. Haksız meraları biçip getirenler irtiba kazanıyorlar. Gereğine yapılmasını da derim. Almanya'daki dostlarıma çok çok selam yolluyorum Sivas'tan. Sizleri çok seviyorum, teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun öğrettiğiniz için. Ne zaman yayınlanacak? Sivas. Vallahi abi Sivas yani çok iyi bir memleket. Nasıl desem ki Sivas'ın soğuğu da bir başkadır. Sivas'ın insanları hele hele, yani Sivas insanı gibi bulunmaz. Şu arkada gördüğüm Sivas ağırlama halayı, Sivas'ın en meşhur halayıdır, yarışmalarda özellikle. Gördüğünüz gibi Orta Asya'dan gelen Türklerin göç yolları üzerine günlük ayakta savaşlarında kullanan bir halay çeşididir. Yani Sivas halayında benim en nefret ettiğim şey, düğünlerde bilmeyenler özellikle gelip başta oynaması. Yani ben İkinci sınıftan beri halk oyunlarının içerisindeyim. Yani bilmedikleri için gelip ekibin başlarına geçmesi çok garip ve kötü bir şey. Yani bilmediğin zaman neden oynarsın? Tabii oynamak güzel bir şey ama böyle saçma sapan hareket yapmaları kötü. Yani böyle. Tamam. Yani daha ne? Öncelikle merhaba. Ben Cumhuriyet Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Ayrıca sınıf temsilcisiyim. Sivas'ı
güzel umutlarla geldik fakat beklediğimizi karşılamadı. Öğrenciler açısından yemek, ihtiyaç ve barınma açısından yüksek fiyatlar var. Öğrencilerin gezip eğlenebileceği ortamlar da çok az. Ki bunlar da fiyatlar dahilinde olduğu için ekonomi yüzünden öğrenciler de vahim durumda. O yüzden Sivas'ı gitti. O yüzden Sivas'ı öğrencilere tercih edebilir miyim? Gelecek olan öğrencilere tercih ediyorum. Tavsiye ediyorum. Etme. Kesin. Bu kadar. Merhaba Sivas. Ben Sivas'ın öpöz evladı olarak Sivas'ta bazı şeylerin yapılması lazım. Yapılanlar da var. Bunları da görmek lazım. Mesela bir örnek vereyim. Bazı şeylerin de yanlış gittiğini farkındayızdır. Bunları düzeltilmesi ve kendi öz benliğimize dönmemiz gerektiğini bilmek lazım. En ufak örneklerinden birini verecek olursak, bizim folklorumuz. Folklorumuzda bayağı bir değişiklikler var. Bunun nedenleri ne acaba? Neden böyle bir değişiklik yapılıyor? Kendi benliğimizde, kendi örf ve adetlerimizi sürdürmek daha iyi değil mi? Öyle değil mi arkadaşlar? Bizim çoğu yerde yapılacak olanlar var. Eksiklerimiz var. Bu eksiklikler yollarımız var. Şu anki yollar Sivas trafiğini kaldırmıyor. Bunun kaldırması için yolların genişletilmesi, alt geçitlerin yapılması, üst geçitlerin yapılması, transit yolların yapılması lazım geliyor. Bakın yeni bir daha var. Geçen haberlerde duydum. Doğudan batı kuzeye yol yapılıyor. Bu şehir trafiğini bir nebze olsun rahatlatabilir. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Mesela yeni açılan eski tapu kavşağı, oradan direktmen hastaneye bağlanacak olan yol. Çok güzel değil mi bunlar? Aynı şekilde Kümbet'teki bulunan benzinliğin oradaki oranı da yapılması ve hatta karayolların oranı da yapılması, üst geçitlerin ve alt geçitlerin yapılması çok hoş olan bir şeydir. Ben temennim ve dileğim bunlardan ibarettir. Teşekkür ederim.